aracı alıyor mu? Özellikle Akçakoca ve Cuma yerinde büyük hasara neden olan sel afetinin ardından Düzce'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin tarafından sel bölgelerinde kullanılması için birer itfaiye ve arazöz hibe edildi. Hibe desteği için Düzce Belediyesi'ne gelen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol İkici yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin selamlarını getirdim. Düzce'de meydana gelen felaketin bir an önce yaraların sarılması amacıyla Sayın Başkanımız Akçakoca'ya ve Düzce'ye bir itfaiye, bir aradöz gönderme kararı aldılar ve bunu bugün teslim ediyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve sizlere hayatı bir an önce normale döndürülmesi için çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Birliği Sayın Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Sayın Genel Sekreterimize ve tüm heyetine teşekkür ediyorum. Düzce'nin yanında oldular ve ilk andan itibaren ne yapılabilir noktasında girişimleri oldu ve biz de ihtiyaçlar ortaya çıktığında irtibata geçtiğimizde hemen 24 saat içinde araçlar yola çıktı ve bir Akçakoca Belediye'mize bir itfaiye aracı, onların ihtiyacı olan ve onların talebi üzerine Düzce Belediye'miz için de bir arazöz şeklinde ulaştırdılar. Hemen bunu sıcağı sıcağına ulaştırdıkları için Sayın Genel Sekreterimiz ve Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Acılar hakikaten paylaşınca azalıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de yardımdan dolayı teşekkürlerini belirterek şunları söyledi. Şimdi sel felaketi olduğu gün, günün sabahı Düzce'nin bütün araçları Akçakoca'daydı. Akçakoca'daki sel felaketinde özellikle caminin olduğu meydandaki sel baskını uğrayan kısmın sularının boşaltılması için oradaydı. Bugün akşam ben Akçakoca'daydım. Akçakoca Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Okan Yanmaz Bey'e Düzce'nin bütün araçlarının, bütün envanterinde ne varsa her şeyinin Akçakoca'nın hizmetinde olduğunu söyledim, ifade ettim. Okan Bey, biz bir planlama yapalım. Planlamadan sonra bize bu araçları gönderin diye söylemişti. Ve planladığımız şekilde Düzce'nin nesi varsa, temizlik aracı, vidanjörü, itfaiye aracı nesi varsa Akçakoca'daki Cuma yerindeki sel felaketinden etkilenen bölgelerde çalışıyor. Dolayısıyla bu iki aracı da sel felaketinden etkilenen bölgede görevlendireceğiz. Bu araçlar Düzce'de olmayacak. Bu araçlar hem Akçakoca Belediyesi'nin aracı hem Düzce Belediyesi'nin aracı sel felaketinden etkilenen bölgede olacak. İyi çalışmalar yapacak. Ben tekrar değerli bakanımıza, değerli belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Müsteşarım, Genel Sekreterime teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sağ olun, var olun.